Öncelikle hepinizin bayramını kutlarım. Siz de benim gibi akraba ziyaretlerini ilk güne sıkıştırmışsanız belki bugün yeni hayaller kurmanın, yeni düşünceler üretmenin, geleceğinize, iş hayatınıza yeniden bakmanın zamanı geldi demektir. Benim biraz boş vaktim var bugün. Harika bir yağmurlu gündeyiz. Bugün mutfaktan sesleniyorum. Biraz ses ve görüntü kalitesi düşük olabilir ama bu da benim kaçamağım olsun. Benim felsefeme göre hayatta eğer özgürlüğe kavuşmak istiyorsanız finansal özgürlük çok önemli. Bunun için de bir yan iş kurmak harika. Geçen hafta bir yan iş kurmak için size 8 neden sıralamıştım. Bunlardan bir tanesinde iyi bir ek gelir elde etmek olduğunu söylemiştim. Pek çok izleyicimden, takipçimden bu konuda çok olumlu yorumlar geldi. Ama hep bir de şöyle bir soruyla karşılaştım. Tamam da hocam nereden başlayacağız? Biz de yan bir iş yapmak isteriz, ek gelir elde etmek isteriz ama ilk adım ne olmalı? Bununla ilgili çok soru aldım. Nereden başlayacağız? Kişiden kişiye farklı yanıtlanması gereken bir soru. Bazı insanlar ne iş yapacaklarını çok iyi biliyorlar. İlk adım bilmiyorlar. Bazıları ne iş yapacaklarını çok iyi bilmiyorlar. Bazılarının çevrelerinde onlara çok büyük destek var. Bazılarına köstek. Hatta bazı ortamlarda bunu yapmak yasal bile olmayabiliyor. Öğrendik ki mesela bir devlet memuruysanız kendi işinizi kurmanız yan bir işte olsa yasakmış. O yüzden çözümler farklı ama bir tane temel konu var. Bu herkes için ortak bence. Ne iş kurarsanız kurun, nasıl bir hayaliniz olursa olsun size müşteriler gerekiyor. Başlangıcı herkesin farklı olabilir, başka ihtiyaçları olabilir ama bir temel ihtiyaç hiç değişmiyor. Mutlaka size para ödemeye hazır potansiyel müşterilere ihtiyacınız var. Eğer üretimlerinizi değerli bulan, size bu üretimleriniz için para vermeye hazır potansiyel müşteriler varsa para kazanır, ek gelir elde ederseniz, yoksa gerisi palavra olur. Çünkü her şeyden önemlisi potansiyel müşterilerimizin olması. Bu söylediğim kafanıza yatmışsa hemen aklınıza gelecek ikinci bir soru daha var tabii. Hocam tamam da müşterileri nereden bulacağız? Yanıtım basit. Sosyal medya. Sosyal medyada iyi bir takipçi kitlesi inşa ederseniz onların bir bölümünü size para ödeyen müşterilere dönüştürebilirsiniz. Tabii şimdi sosyal medyada takipçi kitlesi deyince de aklınıza dev rakamlar geliyor. Milyonlarca takipçisi olan Instagram hesapları, YouTube hesapları ve onlara ulaşmak açıkçası çok zor. O büyüklükteki kitleleri inşa etmek ciddi emek ve zaman gerektiriyor. Biraz yan iş olmaktan çıkıyor bu durumda o işler. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Bu kadar büyük kitlelere ulaşmadan da insan para kazanabileceği müşteri bulabilir mi? Benim yanıtım evet, işte bugün de zaten bunu anlatıyor olacağım. Bir yan iş kurmak ve bundan ek gelir elde etmek istiyorsanız epi topu 1000 müşteri bol bol yeter. Öyle milyonlarca takipçiye ihtiyacınız yok. 1000 tane sizi gerçekten seven, yakından takip eden, size hayran olan insan varsa işler çözülüyor. Hatta bazı durumlarda 1000 kişiye bile gerek olmayabilir. Ben Haddini Aş Kulübü'nü sadece 100 tane takipçiyle başlatmıştım ve bugün bir yan işti benim için. Şu anda yan iş olmanın biraz ötesine doğru geçiyor yavaş yavaş. Nasıl başladı bütün bu mesele? Sadece 100 kişiyle. O halde siz de sadece 1000, olmadı 100, olmadı daha az gerçek hayrana yola çıkabilir ve kendinize pekala bir ek gelir kaynağı oluşturabilirsiniz. Nasıl mı işliyor bu sistem? Merak ediyorsanız ve hazırsanız başlıyoruz. Başarılı bir yan iş kurmak için sadece 1000 müşteriye ihtiyacınız olduğu fikrini ortaya atan ilk insan teknoloji dergisi Wired'ın editörü Kevin Kelly. Artık bir klasik haline gelen ve linkini aşağıya bıraktığım ünlü makalesinde Kevin Kelly der ki eğer yaratıcı bir yan iş kurmak istiyorsanız bu bir içerik üretimi olabilir, YouTuber'lık, Instagram, belli ufak tefek elde ürettiğiniz şeyleri satmak olabilir. Bütün bunlara yaratıcı iş diyor Kevin Kelly. Bunları satmak için, bu konuda başarılı bir iş yapmak için sadece 1000 tane müşteri size yeterli olacaktır. Fakat bu 1000 müşteri sıradan 1000 müşteri değil. Kevin Kelly bu 1000 müşterinin sizin gerçek hayranlarınız olması gerektiğini söylüyor ve gerçek hayranlığı şöyle tanımlıyor. Gerçek bir hayran ürettiğiniz her şeyi satın alacak birisidir. Bir fanatik hayran şarkı söylemenizi izlemek için 200 mil yol gidecek. Kitabınızın ciltli, ciltsiz ve sessiz sürümlerini satın alacak. Bir sonraki heykelciğinize henüz üretmeden sipariş edecek. Ücretsiz YouTube kanalınızın en iyi bölümleri seçkisine para ödeyecektir. Bu kişiye benzeyen kabaca 1000 gerçek hayranınız varsa geçiminizi kolayca sağlayabilirsiniz. Kelly bu tanımı koyduktan sonra iki temel kuralı da veriyor bize. Diyor ki evet 1000 hayrandan para kazanır ama bu için iki temel kuralımız var. Bir tanesi bu 1000 hayranın size yılda $100 ödemeye değer bulacağı bir şeyler üretiyor olmanız lazım her birisi için. Ne olabilir bu üretimler? İşte e-bültenler, içerikler, videolar, eğitimler, aklınıza ne gelirse. Biz biliyorsunuz haddini aştı. Bunların hepsini birden yapıyoruz neredeyse. Kelly'nin getirdiği ikinci kural da bu 1000 hayranla direkt bir ilişki içinde olmanız lazım. Yani onlardan direkt ödeme alıyor olmanız gerekiyor. Mesela YouTube kanalında 1000 takipçiniz varsa bu işe yaramayabilir. Çünkü oradaki gelirin büyük bölümü YouTube alıp size küçük bölümü bırakıyor. Bu insanlarla direkt bir faturalama ödeme ilişkisi içinde olmanız lazım. Bu iki koşul bir araya gelirse 1000 kişiden pekala para kazanabiliriz. Tabii 1000 kişi deyince çok da katı olmamak lazım. Kişi başı $200 elde edebiliyorsanız bu durumda sadece 500 müşteriye ihtiyacınız var. Buna karşın kişi başı $50 elde edebiliyorsanız bu zamanda 2000 kişiye ihtiyacınız oluyor. Ama durum net. Milyonlarca takipçiye ihtiyacımız yok. Oldukça daha az sayıda insanla işlerimizi ayağa kaldırabiliyoruz. Bu modelin bu yönünü çok seviyorum. Çünkü daha erişilebilir buluyorum. Bugün oturup ben YouTube'da 1 milyon hayranım olsun deyince çok zorlanıyorsunuz. Ben de deniyorum şu anda, biliyorsunuz. Öyle kolay değil. Deli gibi rekabet var bütün sosyal medya kanallarında. Herkes harika içerikler üretiyor. Oradan insanın dikkatini çekmek çok kolay değil. Ama küçük bir kitleninkini çekmek mümkün. Zaten bunları muhtemelen gerçek hayattaki ilişkilerinize bile başlayabilirsiniz. Gerçek hayatta sizi beğenen, anlattıklarınızı seven, üretimlerinizden hoşlanan birileri ilk 1000 müşterinin ciddi bir bölümünü oluşturabilirler. Bu da işin başlangıcını açıkçası bir hayli kolaylaştırıyor. Bir diğer mesele de sizin anlatmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz, üretim yapmak istediğiniz alandaki toplam müşteri sayısı az olabilir. Mesela ben Nasdaq borsasındaki hisselere nasıl yatırım yapılır konusu çok ilgimi çekiyor. Ama Türkiye'de milyonlarca insanın ilgisi çeken konu değil açıkçası. O halde bu daha dar bir kitlenin içinden para kazanmak için de iyi bir yönteme benziyor. Çünkü Türkiye'de Nasdaq borsasına yatırım yapmak isteyen 1000 kişi pekala var. Ve onlar sizin dar alanınızı oluşturuyor ama onlardan para kazanmak mümkün oluyor. Böylece çok fazla dağılmadan sizin sevdiğiniz, uzmanlaştığınız, tutkuyla bağlı olduğunuz bir alanda üretimler yapıp bunu paraya dönüştürmenin yolunu buluyorsunuz. Bu metodun hoşuma giden ikinci yönü de bu. Tabii şu ana kadar hep Amerikan doları konuştuk. Oysa biz Türkiye'de yaşıyoruz ve eğer yabancı dilde içerik üretebilen, yabancı platformlarda bunları pazarlayabilen birisi değilseniz Türk lirasına mahkumsunuz. Şöyle bakalım o zaman. Diyelim ki 1000 tane müşteriniz var ve size yılda 100 lira para veriyorlar. 100 lira para galiba şu anda 4-5 paket sigaraya denk geliyor. Bulabilir misiniz böyle 1000 müşteri? Yani size yılda 100 lira verebilecek 1000 müşteri bulabilir misiniz? 100 bin lira ediyor. Şimdi 100 bin lira biliyorum Türkiye'nin koşullarında dev bir para değil. Ama bir yan gelir olarak baktığınızda hiç de fena bir gelir olmadığını düşünüyorum açıkçası. Üstelik de niye 100 lirayla yetinin ki? Daha fazla da olabilir bu. 100 lira yerine 1000 lira da kazanabilirsiniz. Bu size kalmış bir iş. Mühim olan burada ama sadece 100 lira veren 1000 kişiyle bile 100 bin liralık bir yan gelir yaratıyor olmanız hiç fena para değil. Çocuğunuz özel okulda okuyorsa onu ödersiniz. Evinizin kirasının tamamı veya bir bölümü çıkabilir. Hatta belki ana paranızı, ana işinizdeki parayı tamamen tasarrufa yönlendirip bundan geçinebilirsiniz bile. Hayattaki giderlerinize bağlı. Ama bunu büyütmek pekala elinizde. Hem bu insanlara daha fazla değer katabilirsiniz. Böylece daha fazla para isteme şansınız olur. Hem de 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişiye çıkarabilirsiniz zaman içerisinde. Bu size kalmış. Ben de bundan yaklaşık 2 yıl önce Haddini Aş Kulübü'nü bir yan iş olarak başlattım. Önce LinkedIn'de haddini aşan, muazzam şeyler başaran insanların hikayelerini anlatıyordum. Daha sonra bu hikayeleri bir e-bültene dönüştürdüm ve LinkedIn takipçilerime dedim ki gelin e-bültenime üye olun, ücretsiz ve ben e-posta kutunuza haftada bir gün, haftada 2 gün, haftada 3 gün bu tip hikayeler anlatacağım dedim. Daha sonra o hayranlarımla iyi bir ilişki kurdum, her sorularına yanıt verdim. Onlarla temasa geçtim ve dedim ki şimdi ben bir e-kitap yazmak istiyorum. Kitabı henüz yazmadım. Kitabın adı Haddini Aş bu arada. Kitabı 2 ay içerisinde yazacağım ama parasını bugün bana hemen öderseniz size ilk çıkacak baskıdan hemen göndereceğim. O baskı da dijital baskı olacak. Yanlış anlamayın. Basılı baskı da değil. Ve onun kapağında size teşekkür edeceğim. Sponsor listesinde de isminiz geçecek. Ve bunlardan sadece 100 tane üreteceğim dedim. Tanesini 100 liradan bu 100 kitabı bir hafta içerisinde bitirdim. 10 bin liralık bir gelir elde etmiş oldum. Ama daha önemli bir şey daha gördüm. Bana artık para ödemeye hazır, benim fanatik hayranım haline gelmiş, beni iyi takip eden bir 100 kişim vardı. Haddini Aş Kulübü'nün temelini bu oluşturdu işte. Tabii o temelin üzerine gittik. Zaman içerisinde orayı büyüttük. Yeni içerikler ekledik. Mesela e-rehberler koyduk. O rehberlerin yanı sıra oraya eğitimler koyduk. Oraya bir kulübe dönüştürdük. O kulüp üyeleriyle canlı görüşmeler, buluşmalar yapıyoruz. Zaman zaman dışarıdan konuklar davet ediyoruz. Onların içeriklerini paylaşıyoruz. Yani oraya katılmanın anlamını zenginleştirdik. Nereden nereye? 100 müşteriyle başladık. Bugün ciddi bir iş. Hayır biz 1000'le değil, dolarla değil, TL'le ve 100 kişiyle başladık. Ama bugün artık ciddi bir iş haline dönüşmüş durumda. Biz yaptıysak siz de yapabilirsiniz. Tabii ki o ilk müşterileri inşa etmek kolay değil. Nereden başlamak gerekiyor? İnsanlara bir değer katmakla başlamak gerekiyor. Bir işte insanlara anlattığımız o haddini aş hikayelerle ilham verdik. Yöntemler, yollar gösterdik. İnsanlar bunu takdir ettiler. Bir onlara fayda katacağınız bir şeylerin olması gerekiyor. Bu illa bir eğitim, bir konuşma olmayabilir. Fiziksel ürünler olabilir, tasarım hizmetleri olabilir, fotoğrafçılık olabilir. Bir şekilde karşıya bir fayda katmanız lazım. Bu birinci kural. İkincisi sadece fayda katmakla yetinmeyip özellikle bu ilk 1000 gerçek hayranı elde etmek için onlarla ilişki kurmanız da gerekiyor. Ben videoyu yükledim, millet izlesin değil. O videoyu izleyenlerle, yorum yapanlarla temasa geçmeniz gerekiyor. Ben blog yazısını yazdım, yolladım değil. Onlarla temasa geçmeniz ve kendini özel hissettirmeniz gerekiyor. Çünkü bu ilk 1000 hayran temel olarak 2 sebeple size para veriyorlar. Bunlardan bir tanesi sizden hoşlanıyor olmaları lazım, seviyor olmaları lazım. Çabanızın samimi olduğunu, onlara fayda katmaya çalıştığınıza inanıyor olmaları lazım. Hatta bazı durumlarda sizin bu yolculuğunuzdan keyif alıyor olmaları lazım. Bizim kulübün ilk üyelerinin büyük bölümü bundan dolayı bize katılmıştı. İkincisi de tabii onlara bir değer katıyor olmanız lazım. Hayatlarını iyileştirmeniz lazım. Hayatlarına bir rahatlık, bir kolaylık getirmeniz lazım. Veya en kötü ihtimal belki eğlendirmeniz lazım, neşelendirmeniz lazım. Başka bir yerlerde göremedikleri şeyleri görmelerini, bilgileri almalarını sağlamanız lazım. Fayda da katmanız gerekiyor. Ama unutmayın, ilk 1000 hayran mutlaka sizin de siz olduğunuz için sevmeli. O yüzden onlarla temas kurmak da bence son derece kritik. Tabii ki kendinize bir yan iş kurmak ve bir ek gelir elde etmek için sadece 1000 tane sizi seven hayran müşteri yeterli değil. Daha başka düşünmesi gereken pek çok şey var ve ben bütün onları 14-15 Mayıs'ta düzenleyeceğim yan işler yaratmakla ilgili eğitimimde anlatıyor olacağım. 2 günlük bir eğitim olacak. Çok sıkı bir eğitim yapacağız. Aslında bir eğitimi bir çalıştay olacak bu. Ondan gerçekleşecek. Ben burada hem Haddini Aş Kulübü örneğinden yola çıkarak bir yan iş nasıl kurulur? Fikir bulma, ilk içeriklerin üretimi, planlama, bir müşteri kazanmanın detaylı yöntemleri, işi büyütme, oraya zaman ayırma, kaynak ayırma, ekibe birilerini katma, bütün bunları orada anlatıyor olacağım. Aynı zamanda da bu bir çalıştay olduğu için katılımcıların yan iş fikirlerini de birlikte değerlendiriyor olacağız. Bence bu faaliyeti kaçırmayın. Linkini yukarıya veya aşağıya bırakıyorum. 14-15 Mayıs'ta buluşalım ve sizin yan işinizi kurmanıza da biraz yol göstermeye çalışayım.